Hoca, Ali Morca galiba Taksim'desin. Nasıl durum bugün? Endişeler artıyor gibi geliyor bana. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde durum nasıl? Evet Hakan Bey, görmüş olduğunuz gibi Taksim yine boş. Halk duyarlı davrandı, sokaklara çıkmıyor. Var tek tük çok insan az, var ama tek tük var. Çok evet, çok az insanlar var, mesafelerini koruyorlar. Yayılmaya devam ediyor biliyorsunuz Türkiye genelinde. Nasıl önlem alırız bilmiyoruz ama yetkililer bu konuda bu akşam yine bilim kurulu toplandı. Siz izliyorsunuzdur oradan. İstiklal Caddesi tamamen bomboş neredeyse. Taksim Meydanı görüyorsunuz arkamda, tekrar yine bomboş. Ön taraftan göster da bakalım bir İstiklal Caddesi'ne doğru git git biraz bakalım. Oo. Var biraz adam, var gene de. Hakan Bey, bunların tamamı yani Türk yok. Hep turist falan. Yabancı bunlar. Şurada bir kestancı bir kardeşimiz var. Soralım. Ha. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Satışlar nasıl gidiyor? Korkuyor musunuz? Maske kullanıyorsun. Çok güzel. Tedbir amaçlı maske de takmış Hakan Bey ağzına. Satışlar nasıl? İşler nasıl? Allah aşkına. Çorbamız çıkıyor diyor. Tek tük diyor. Korkuyor musunuz peki? Yok. Ama bir an önce de istiyor yani. Koronayı göndermek istiyor bir an önce ama inşallah gider diyor. Evet, yağmur mu var İstanbul'da? Yağmur var Hakan Bey İstanbul'da. Soğuk hava. Bayağı bir soğuk. Bu sesimden anlaşılıyordur Hakan Bey. Koronavirüs mü oldun? Yok, Allah korusun Hakan Bey. Bak yayın yine bu iş şakaya gelmez Hakan Bey. Biliyorsunuz kendimi karantinaya... Sesinden neyi anlayacağım o zaman Ali? Ali bakayım sana, evden, bir bakayım. Evden Ali, dışarı bakayım. Çıkıyorum. Ali bak bakayım evde. Bana bir bak. Bir dön bakayım, kafana çevir. Ha, bir ateşine bakayım. Ateşin yok. Yok. Öksürük var mı? Hakan Bey, öksürük de yok. Aman aman. Böyle her şeyden kendimi koruyorum. Biliyorsun ben arıcılık da yapıyorum. Polen de üretiyorum. Polen de yiyorum. Hani yapmadığım bir şey yok ki. Bir tek Cumhurbaşkanlığı yapmıyorsun. O makamı Allah'tan başka biri aldı. Kimseye de bırakmıyor. Ben de fıstık yiyorum. İnşallah bir gün beraber gideriz. Çok güzel bal da üretiyorum. Biliyorsunuz polen de üretiyorum. Propolis de üretiyorum. Koronavirüsü de sen ürettin mi yoksa? Ben üretiyorum Hakan Bey. Koronayı? Evet Hakan Bey. İşin ciddiyeti çok vahim bir durumda. Ülke giderek yayılıyor koronavirüs. Nasıl bir önlem alırız? Nasıl tedbir alırız vatandaş olarak? Nasıl devletimize yardımcı oluruz? Bunu düşünüyoruz ama. İstiklal'de açık dükkan var mı? İstiklal'de açık dükkan yok Hakan Bey. Şimdi göstersene şöyle bakayım. Tamamı kapalı Hakan Bey dükkanların. Hiç o şeyler. Görevliler var, temizlik görevlileri var. Göster bakayım, göster. Onlara gidip sorayım. Bir saniye Hakan Bey. Çevir. Çevirdim. Dayı bizi çekme diyor. O da korkuyor. İşte Mars'tan gelme, uzaylı değilim. Koronalı da değilim ben. Koronayı biliyor musun Hakan Bey? Evet evet. Kolay gelsin kardeşim. Ben dedim Mars'tan gelmedim, korkmayın. Koronalı da değilim. Koronalı var ya Hakan Bey. Çok meşhur olacak korona ama. Millet çok korkuyor. Bir tane dükkan. Bir dükkan açık. Neresi o? Centro. Enteresan. Ama içeride hiç iki tane görevli var. Müşteri yok Hakan Bey. Bütün dükkanı şöyle göstereyim. Fıstık güzel. İki vatandaşımız geliyor bakalım. Hello. Where are you from? İran. İranlıymış Hakan Bey. How are you? I'm fine. Easy. Corona. Corona. How? Çok. Adını göreyim. Evet, çok var, çok problem diyor. Çok problem evet. Diyor. Geçmiş tamam. Olsun. Good day. Thanks. See you. Geçmiş olsun dedi. Halde gördüğünüz gibi İngilizce'de var. See you diyor. Görüşmek üzere. Halde yok. Arı üretiyor. İngilizce biliyor. Taksicilik yapıyor. Muhabirlik yapıyor. Kameramanlık yapıyor. Hakan Bey. Şimdi sokaktaki yabancılara yani yürüyen vatandaşlara bakın, bir tane Türk yok. Türkiye rastlamıyorum. Röportaj yapacağım. Türkçe bilen yok. İngilizce de Tarzanca. Hakan Bey bu arada bende.
Olsun, olsun. Taksici İngilizcesi. Anam, her yer boş. Hello. How are you? Korona? Korona? No, no diyor. No, bir şey yok. Konuşmuyor. Gördüğün gibi diyor Hakan Bey. Ali çok iyi, çok iyiyim. İyi gidiyor. Yabancı Hakan... Türk yok ya. Türkiye'de Türk yok artık. İnanamıyorum. Yok, yok Hakan. He, merhaba. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe onlar da bilmiyor. Neyse. Gönderdim. Allah Allah. İstiklal'de Türkçe bilen kalmadı. Haber çıktı. Yok Hakan Bey. O bir tane buldum galiba. Bir uzun saçlı var bizim gibi. Kıl tüccarı. Soralım mı? O da ama anlıyor demek ki o da bize kutbay yapıyor. Eyvallah. Ha, bir tane buldum kırmızılı. Merhaba kolay gelsin. Ha, anons yapılıyor Hakan Bey. Evet Hakan Bey anonsu duydunuz. Ne diyor? Mecbur kalmadığınız sürece sizlerin güvenliğin için dışarı çıkmayın diyor. Polis mi o, zabıta mı? Zabıta. Yani vatandaşları mecbur olmadığınız sürece dışarı çıkmayın anonsu yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ama burada hello. How are you? Where are you from? Kazakistan. Korona. Hakan Bey. İngilizceme yardımcı olur musun lütfen? Duyuyor mu? You speak English? You speak English. Var İngilizce biliyor. İngilizce biliyor. Korona var why mı? Why are you in Istanbul? There isn't coronavirus in Kazakistan. But here there is corona. Why you are here? He, Hakan Bey. Korona var diyor bizde diyor. Ama senin sesin çok uzaktan geldiği için tam duymadı. Ben temas yok. Ben yine uzakta durayım. Onun için yaklaşmam. Telefonu da yaklaştırmadım ki. Ne olur ne olmaz Hakan Bey. Riske atmayayım kendime. Gerçekten. Sen memlekete daha uzun yıllar lazımsın. Arada bir de yüzünü göster şöyle sonra geri dön. Hı. İzleyicilerimiz de sıkılmasın Hakan Bey. Onun için fazla... Olsun. Şöyle bir etrafında 360 derece dönsene şöyle kamerayla birlikte. Ha. Ha. Hmm. Arkanda açık dükkan var. Şimdi orayı göstereceğim. Şimdi orayı göster. Bir de tramvay da geliyor Hakan Bey. Ha, tramvaya bin, şoföre bin. Yani şoföre binme de tramvaya bin. Hakan Bey. Neyse izleyicilerimiz nostalji yaşasın. Ali, durdur şu tramvayı. Durdur bakayım. Duracak mı? Durduramayız. El sallıyor. Kutbay diyor. Ben sen kal orada diyor bana. Ben kaldım. El sallıyor. Bomboş. Evet. Arkada bileşçiler var. Asılıyor. Evet. Asıl. Vay. Sen nereye geldin ya? Caminin oraya mı geldin daha? Demirören vardı ya Hakan Bey. Ha oraya AVM'ye geldim. Kapalı Demirören. Mı Demirören AVM? Evet. Bir oraya da göstereceğim. Gerçi kapalıdır Hakan Bey. Tamam. Oradan sonra da Atlas Pasajı'na geleceksin. Sağlı solda. Evet. Yani Hakan Bey hiç İstiklal Caddesi'ni böyle görmüş müydünüz? Vallahi görmedim. Tabii Demirören de kapalı. Kırmızı şerit çekmişler. İçerisi evet. Kapalı. Yani kapalı derken güvenlikler var. Kimse yok içeride. Görmüş olduğunuz gibi Hakan Bir tane köpek. Vahşi Batı kasabası gibi. Kovboy filmlerindeki gibi. Bir tek yerlerde sürüklenen çalı yok. Hello. Onlar da yabancı. Takmadılar bize Hakan Bey. Geçiyor. Ali kızlar güzel olduğu için seni beğenmediler. Hakan Bey yüzünde maske var. Nasıl beğensinler? Ali maskeyi aç öyle merhaba de o zaman. Bakalım ne olacak. Bir de öyle deneyelim. Bul bakayım iki güzel kız daha. Şimdi ileriden gelen yok. Hakan Bey iki tane Hans abi geliyor. Onlara sorayım. Bak yine gittin Hans'ı buldun. Hans. Karından korkuyorsun. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Dışarıda dolaşıyorsunuz. Nasıl durumlar? Çok kötü. Nerelisiniz? Malatya. Bunlar ya öyle şeyli değil Hakan Bey. İranlı değil. Malatya. Hakan Aygün var karşınızda. Öyle mi? Yok. Evet. Ben
burada burada ne düşünüyorsunuz? Korkuyor musunuz? Sokağa çıkmaya korkuyor musunuz? Malatyalı korkmaz. Dinliyoruz tabii ama yani çok uzun zamandır evdeyiz. Çok uzun zamandır evdeyiz. Kaç saat oldu dışarı çıktınız? Hemen şimdi geri gelecek misiniz garantini evinize? Mecbur diyor Hakan Bey. Peki düşünceli hava almaya çıkmışlar. Siz beyefendi? Ben normalde aydınlık. Evet. Korkuyor musunuz? Yani. Yani herkesin gibi korkuyorlar Hakan Bey. Siz ne sormak istersiniz Hakan Bey? Vallahi bir an önce evlerine girsinler. Bir an önce evlerine girsinler. Evet. Hadi kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Gönderdik. Neyse bir ilerliyorum Hakan Bey. Bir beyefendi daha geliyor. Onu da yakalayayım. O da sigara içiyor. Uzaylılar bastı. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? Uzaylılar bastı dedim. Yok kaçtı abi benden. Uzay dediğim gibi. Çocukcağız kaçtı. Bu ne ya bu böyle raylar? Bir tane pislik peşimizde bul. Merhaba kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Hakan Bey. Niye sokakta? Niye sokağa çıktı? Aa gazeteci mi yoksa? Evet gazeteci zannedersem kendisi. Birkaç sorum olacak. Hangi gazete? Diyor. Gazeteci meslektaşımız röportaj vermeye çekiliyor. Görüyor musunuz Hakan Bey? Hangi gazete? Hangi gazete diyor Hakan Bey? Hakan efendim? Anadolu Ajansı'ymış Hakan Bey. Tam yakaladık Hakan Bey. Devlet memuru. Dokunma kıza dokunma. Hadi kolay gelsin sağ olun. Anadolu Ajansı işte Hakan Bey. Garibim ne yapsın? Allah kurtarsın. Amin. Amin diyelim Hakan Bey. Ha geliyor senin araba. Konuş bakalım ne diyorlar zabıtalar ya. Bir el kaldırdım. Duracak mı bakalım durmadı es geçti. Ha durdu. Merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin. Hakan Aygün var. Nasıl? Vatandaşlar uyuyor mu yasaklara, sokağa çıkma yasağına? Hakan uyarıyorsunuz. Vatandaşlar uyuyor galiba genelde. Vatandaşlar yasaklara uyuyorlar mı diyor Hakan Bey. Daha çok yerleşim yerlerinin yoğun olduğu yerlerde sıkıntı var. Onun dışında şu an İstiklal Caddesi gayet normal. Evet Hakan Bey, yoğun olan yerlerde... Kolay gelsin, anonslarını takip ediyoruz. Evet, teşekkür ettim. Hangi belediye? Büyükşehir mi, Beyoğlu mu? Beyoğlu aslında. Büyük bir olabilir, bakmadım ama Büyükşehir de olabilir. Fark etmez Hakan Bey, görevler çok... Hani bizim bu halimiz ne olacak? Baksana şu benim halime. Fıstık yiyoruz, oturuyoruz, yayın yapıyoruz. Günde 16 saat bilgisayarın başındayım. Kameranın başındayım. Onlar da konuşmak istemedi Hakan Bey. Neyse. Bir beyefendi geliyor maskeli bakayım. Evet maskesi var. Merhaba kolay gelsin. Merhaba sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? Dışarı çıktınız. Korkuyor musunuz? Koronavirüsten korkmuyor musunuz? Korkuyorum işim olduğu için çıktım. İşim olduğu için çıktım diyor Hakan Bey şu an. Ama poz veriyor. Kaç saat oldu çıkalı? Bir saat oldu diye çıkalı. Yakın temas yok biliyorsunuz. Evet. Maskeyi de almış vatandaşımız. Çok duyarlı. Tedbirini almış. Bir saat oldu diyor çıkalı. Çok teşekkür ediyorum. Korkuyor evet. musunuz? Bu vatandaşımız da aynı. Korkuyoruz diyor Hakan Bey. Evet. O korkmaz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ali bomboş ortalık. Biraz hızlı git de bakayım bir görelim en azından Galatasaray Lisesi'ne kadar. Vay. Atlas pasajı vardı Hakan Bey biliyorsun. Atlas açık. Açık ama kimse yok Hakan Bey. Gir bakayım ya Allah Allah. Tamamen kimse yok. Sinema var kapalıdır sağda. İçeriye kapalıdır. Doğru küçük küçük dükkanlar var. Dükkanlar açık olabilir. Ama burası yok. AVM sayılmıyor mu? Sayılmıyor pasaj. Yok kimse yok Hakan Bey. Dükkanlar kapalı içeride. Bir tane vatandaşımız geliyor. Elde bir çanta da galiba diğer dükkan. Gir bakayım ha çok merak ettim ya. Allah Allah. Hiç kimse yok Hakan Bey. Kapı niye açık? Çantalar falan hepsi burada asılı. Ali topla çantaları getir. Bak hemen kaç kişi aralardan çıkıyor. Dokunma, alma, çalma, hırsız var diye. Herkes saklanıyor olabilir kameradan. Dur bakayım. Hiç kimse yok.
Siz esnaf mısınız burada? Esnaf. Nasıl işleriniz, nasıl durumlar, nasıl? Kötü abi. Koronavirüsten korkuyor musunuz? Ben korkuyorum. Ben korkuyorum tabii. Ağzını kapatmayın ama. Ne diyor? Bulaştı ağzını... size. Siz de alayım bir saniye. Hakan Aygün var karşınızda. Merhabalar. Ne dediniz? Duyamadık. Efendim? Hakan Bey. Ne dedi? Duyamadık. Ha, ne dedik duya? Ali kaç oradan, kaç, görüntü gitti. Çık dışarı. Hakan abi görüyor musunuz? Ali görüntü gitti. Kaç, dışarı kaç, dışarı kaç. Görüntü gitti. Ses gitti, şimdi geldi. Ben şimdi, evet. Hanımefendi, ne düşünüyorsunuz koronavirüs hakkında? Çekinceleriniz var mı? Önlem aldınız mı? Hiçbir önlem almadım. Ne olacaksa olsun. Hiçbir helal önlem aldım. Ne olacaksa olsun diyor. Helal çok teşekkür olsun. Ederim. İyi bakın. Ali bak, orası Issız Adam filminin son sahnesinin çekildiği yer. Issız Adam'la sevgilisi orada ayrılıyorlar birbirlerinden ama aslında ikisi de dönüp birbirlerine sarılıp öpüşmek istiyorlar ama yapamıyorlar. Sonra ayrılıyorlar. Tam o sahnede sen az önce çekim yaptın. Aklıma onlar geldi. Bakalım bir daha Türk orada film çekilebilecek mi? Devam ediyoruz. Şimdi nereye geldim? Galatasaray'ın... Az kaldı. Evet. Vay be. İstiklal Caddesi'nde 1970'lerdeki gibi arabalar bile gezebiliyor. Hayır, bu görevli arabası Hakan Bey. Resmi araba. Ağda kedi. Evet, bir tane dondurmacı buldum. Dondurmacı mı? Ana. Tamam diyor. Evet, tamam. Görüyor Ali musun, al sakin? Dondurma al. Sen ye, biz seve dedim. O çok buraya. Beş kardeşim var. Ya ulan zaten müşteri yok ortalıkta. Müşteriyi bezdiriyor. Ver gitsin. 40 yılda bir müşteri yakalamışsın. Her salak bomboş. Hem de kış günü. Hakan Bey. Büyük sana becerik... bedava dondurma versin. Onu televizyona çıkaracağız. Yok bedava. Şimdi ağzında maske var. Kesinlikle bir şey yiyemem. Devam et o zaman hadi. Aferin. Prensipli arkadaş. Son 5 tane kaldı. Çıkacak tamam. Mı 5 tane alsam? Hakan Bey çok teşekkür ederim. Rızkına çıkmış. Piyangocu kardeşim. Görüyorsunuz hiç soğuk moğuk dinlemiyor. Yağmur çamur dinlemiyor. İnsanlar ekmeğinin peşine düşmüş. Koronavirüs olan. Çekinmemiş vatandaş. Görmüş olduğunuz gibi. Evet Hakan Bey şu an Galatasaray Lisesi'nin önündeyim. Yani eylem yeri. Cumartesi sahnelerinin yeri. Artık koronavirüs yüzünden cumartesi sahneleri bile ortalıkta yok galiba. Evet, hiç kimse yok Hakan Bey. Bir yalnız toplanmak yasak zaten. Evet. Aslında tam şimdi gelecekler ki olan olacak. Yetmişte. Ali şöyle, ben de bu arada yarım kilo fıstık yedim ya. Şöyle söyleyeyim Hakan Bey. Bizim vatandaşımız kesinlikle duyarlı. Sokağa çıkmamış İstiklal Caddesi'nde 5 tane Türk'e rastlamadım. 5 tane Türk yok. Biz demek ki dünyanın en bilinçli ulusuyuz Ali. Diğer uluslarda öyle bir bilinç yok. Görüyorsun değil mi Hakan Bey? Burası Galatasaray'ın önü. Bak, tamamen baktım Hakan Bey. Karşı çiçek pasajı falan da hep kapalıydı değil mi? Kapalı. Tamamen kapalı. Orası kapalı. Ali valla ne diyeyim ben? Ali en sonunda yolun sonunda tünel var ama oraya kadar evet. Yürümesi zaten uzak. Burada istersen bitirelim. Tünel açık evet. Mı? Tünel açık mı? Metro otobüsler gibi falan tünel açık mı? Yok. Yani büyük bir ihtimalle açıktır ama insanlar yok. Daha da insanlar azalıyor. Buradan daha sereden aşağı daha tek tük insan var. Biz bugün söylemek istediklerim, izletmek istediklerimiz
Evet, evet, herkes merak ediyor. İstanbul'da herkes ayda bir iki muhakkak İstiklal Evi çıkar. Merak ediyorlardır. Böylece onlar görmüş oldu. Eline ayağına... Başka kimse yok Hakan Bey. Elin ayağına sağlık. Seni görelim. Sen son cümlelerini söyle. Vedalaş. Kaydı da bitir. Geçemedim Hakan Bey. Bilgisayarın ekranı tutukluk yaptı. Pardon. Cep telefonun ekranı tutukluk yaptı. Ha, öyle yap. Tamam. Aferin Ali. Hakan Bey, bir an önce yetkililerimiz, bilim insanları bu işi çözmeliyiz. Hep birlikte başarmalıyız. Evimizde kalalım. Evde kal. Hashtag evde kal. Temas yok. Yakın temas yok. Kesinlikle. Bir de misafirperver bir milletiz. Kesinlikle kimse kimseyi ziyarete gitmesin. Herkes kendi evinde kalsın Hakan Bey. Tamam Ali. Ağzına sağlık. Al sana bir ağzına bir de fıstık. Çok teşekkürler. Sağ olun Hakan Bey. İyi günler. Bakalım mı? Kapat.